Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Çıktık, o kadar güzel bir uyku uyumuşuz ki bugün sizlere anlatamam. Ben kendi adıma konuşayım yani. Muhteşemdi, bir uykumu almışım. Bu arada bir sahur yaptık. Biz bayağıdır Fırat'tan sahura kalkmıyorduk. Sağ olsun Dilber anne bir sahur sofrası hazırlamış. Serpme kahvaltı gibi. Çekmek istiyordum aslında ama o kadar uykuluydum ki çekemedim. Yani yumurtalı ekmeğinden tutun sosisine kadar her şey vardı. Sağ olsun. Her şey çok güzeldi. Şimdi dediğim gibi uyuduk, uyandık. Ensar da uykusunu umarım şimdilik arabada yapacak. Eve geçiyoruz. Fırat işe, biz Ensar'la eve. Akşama iftara Dilber'le yemek de koydu. Eve gidince gösteririm zaten. Onun haricinde bugün ne yaparız, ne yapmayız hiçbir fikrim yok. Çünkü bugün Ensar'la yalnızız. İlk kez Ramazan'da şu an yani iftar yemeği olarak yalnızız. Bir bakalım ne yapacağız. Yani birkaç ev işleri yaparım büyük ihtimal. Öyle yani. Güzel bir gün sabah geçirdik. Şimdilik eve geçiyoruz. Ensar uyandı. Hemen çorbasını yediriyorum. Bugün birazcık uyku saati şaştı. Çünkü saatler de alındığı için bir karışıklık yaşadık bugün. Evet. Şimdi hemen çorbasını yedirip ben kısa bir hemen bir duşa girmem lazım bu arada. Soğudu mu bakalım? Soğudu. Bugünün videosunu editlemedim. Umarım onu yetiştirdim. Akşamın videosu daha yok. Bir işim yok bugün. Bir evi süpüreceğim, bir banyoları sileceğim ama yine de nasıl yetiştireceğim çok merak ediyorum. Hadi ye. Evet, biraz sonra da bir de burayı süpürelim. Ya. Edit'e oturdum. Bayağı başardım. Bu arada çok az kaldı. Ensar'la idarelik yapıyoruz. Ne istiyorsun aşkı? Onu mu istiyorsun? Buyur. Yarısından fazla editledim bu arada. Bayağı bir şeyler becerdim. Şimdi bir evi süpüreyim diyorum. Ardından lavaboları silelim. Ondan sonra bir size bugünkü menümü... Allah 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 Allah. Pardon. Ondan sonra size bakalım bugün ne yiyeceğiz ona bir bakalım. Thank you.
defa şu sweep'lerle bir siliyorum. Çünkü Eser burada mahvetmiş bu mutfağı. Yani sweep'ler iyi güzel. Burada bir elime aldım mı her yeri silesim geliyor. Burada bu buzdolabımızı sen niye çizdin, bana anlatabilir misin? Bak gel ben sana bir göstereyim ne yapmışsın. Ha çizik değilmiş bu. Oha çok sevindim. Baban bana bu çizik dedi. O zaman babaya sürpriz yapalım mı akşama? Baba sanıyor ki bunlar çıkmıyor. Ensar buraları hep çizmiş. Çıktı. Görüyor musunuz? Bu sleep'imi çıkarmadığı yok. Bak senin bezin burada. Torbayı da yıkadık, kurumuş. Bak hafif ıslatıyor. Bak ıslak. Kuru bez kesinlikle almıyor bu arada. İlla ıslak olacak. Evet. Anladığı bir tane daha olduğunu. Ya sen nasıl bir fenasın? Enginar dolması yapmış. Ben bunu ilk kez onlarda yedim ve yani favori yemeklerimden biri. Gel gösterelim. Gel. Senin elinde ne var? Bir bakayım. Ağzıma giriyordu ne? Bir gösterelim, bunu akşam beraber yiyeceğiz. Enginar dolması, bu böyle ekşili zeytinyağlı. İçinde pirinç böyle harcı var ama böyle sıyırarak yiyorsunuz. Muhteşem. Yerken gösteririm, anlatamam sizlere. O kadar lezzetli bir şey ki. Çok seviyorum gerçekten. Yanına da en sevdiğim çorbayı yapayım diyorum. Şehriye çorbası. Salçalı, güzel olur. Sana da birazdan 1-2 saate balık yapacağım. Buzlukta balığım var. Balığın yanına da bebek makarnası. E-Bebek'te satılıyor bu arada. Hamur bebek makarnası. Arkadaşlar bu böyle rengarenk. 2-3 dakikada olan bir şey. Zeytinyağlı yapıyorsunuz. Yani muhteşem. Bu makarna bildiğiniz makarna değil. Mesela turuncusu havuç makarnası, kırmızısı pancar makarnası, yeşili ıspanak makarnası. Arkasında hepsi yazıyor. Yani pancar, zerdeçal, biber, ıspanak, kırmızı pancar, yumurta, kapya biber. Hep onlardan yapılmış bir makarna. Ve bir küçük bebeğiniz varsa, yeni ek gıdaya başladıysa kesinlikle öneririm. Ben hem görümceme hem yengeme, yani hem Küboş'a hem Beyza'ya, ikisine de verdim birer paket. Süper. Bende de son bir paketi kaldı. Bunun aynı zamanda tarhana çorbası, her şeyi var galiba. Birkaç ürünleri var yani. Ben hepsini aldım ve denedim. Çok fazla sevdi. Şimdi bir paketi kaldı. Biraz sonra 5-6 büyüyor insan akşam yemeğini. Şimdi birazcık parka geldik bu arada. Şöyle bizim evin orada park var. Ensar da şurada birazcık oynuyor. Kimler var aşkım orada? Hadi kalk da yürü. Dur şu emziğini alalım. Hadi kalk. Wow. Kimler varmış orada? Eve gidince bir ensarı yıkarım. Yay. O nedenle şu an yere de bıraktım birazcık. Doğayla iç içe. Değil mi? Havanın tadını çıkarıyoruz. Ensar oynuyor. Ben de D vitamini alıyorum. Az da olsa. Hadi gel bakalım buraya. Ensar gel aşkım buraya. Bir dahakine küreklerini falan getirelim, tamam mı? Hani anneanne almıştı ya sana. Bir de dayı almıştı sana küçük kürek. Evet, yengeyle dayı da almıştı değil mi? Tabii. Onlardan da oynarsın. Şimdi eve geçiyoruz.
açtık. Bir de suyunu ekleyelim. Şimdi o hemen kaynar. Enginara şöyle çok az zeytinyağı ekleyecekmişim. Çok az olmadı gerçi ama. Bir de şöyle bir limon. Şöyle. Buraya da döktük. Tereyağı alacağız. Balığı beklemiyor ve sadece tereyağlı kendi mi tutacaksın? Makarna yiyor. Balığı da üzerine mi yiyeceksin? 10 dakikası kaldı ama balığı. Şimdi şöyle suyum da kaynadı. Bir şey bulayım, atalım. Tamam. Çok mu güzel olmuş tereyağlı makarna? Çok güzel olmuş. Yemeğimiz hazır. Ezel. Ezel uçuyor. Haftada balık yemesine çok dikkat ediyorum. Ama işte bazen taze balık olmuyor yani. Şimdi mesela bugün acele eve geldik ama daha bugün bu hafta balık yemedik. O nedenle de böyle buzluktaki balıkla idare etmeye çalışıyoruz. Eser, ne yapıyorsun? Makarnayı yiyor musun yoksa daha çok döküyor musun? Bak mesela bu balık. Hediye verdim. Bak havuç makarnası ve balık. Oh afiyet olsun. Bunları anne alsın da sana yedirtsin. Bakalım. Aldırdığım için kesinlikle dayanamadı ve şu an iftara yalnız kaldım. Fırat da bu arada işten biraz erken çıkmış. O da hemen yemeğe yetişti. Şimdi sizlere enginarı vereceğiz.
Böyle şey gibi yeniliyor arkadaşlar. Bakın pilav böyle ekşili. Bu ne oluyordu? Midye gibi yeniliyor yani. Böyle. Anne, ellerine sağlık. Umut. Beni izliyorsan böyle enginarı sıyırarak yiyorsunuz ya. Of. Oktay duruyor. İçine de pilav. Allah kabul eylesin diyorum. Masamızı toparladım ve şimdi içeri geçiyoruz. Olmazsa olmazım tabii ki de çayım. Sen de kendine koydun. Fırat da kendisine cookie koymuş. Ne oldu? Unutmayayım diye ütülerimi buraya koydum. Ve şu an ütü bana bakıyor, ben ona. Büyük ihtimal yarın yapacağım. Şu an hiçbir halim kalmadı iftardan sonra. Ya şeker köşemiz.